Fiş nerede? Evet arkadaşlar, Ramazan'ın 4. gününden hepinize selamlar. Bu videonun girişi olsun. Bugün beraber hamburger yapıyoruz. Aslında beraber yapmıyoruz. Bugün hamburger yapmak için alışverişe gidiyoruz. Bazı aksilikler olsa da ben gittim, aldım, geldim. Motorla giderken motorun sol tarafının düştüğünü, amortur mu? Ondan dolayı galiba. Anam, balkona tavuk çıkmış. Kış! Alışverişe gideceğiz beraber. Çok mükemmel çekiyordum çünkü bimdekiler kızıyor. Yapıyorlar. Haklı olabilirler de işte. Biz de içerik üretmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Bedava reklamımızı yapıyoruz. Neyse. Ben böleceğim için sıkıntı yok. Tüm çekiyorum. Böyle fıtı 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 yapıyorlar ya. Hepsini taşıyamam galiba. Hamburger köftesi alacağım. Bak abi, yok tavuk var mı? Ya yapacağız. Şeyde görünürken. Yok mu? Tavuk var mı? Bakın bu. Şu. 75 lira olmuş. Patates ne kadarmış? Bir kilosu 32,5 lira, hiç mantıklı değil. Ketçap mayonez var galiba ya. Turşu da var. Dünkü maya bozuktu bence. Yoksa ben çok güzel yapardım diye düşünüyorum.
Köfteyi aldık, ekmeği aldık. Bir tane ranch sos aldım. Ketçap, mayonez var, turşu var. Marulda var. Tamamdır bence. Ne kadara mal edeceğiz bakalım. Şimdi turşunun fiyatını da göstereyim. 13.25. Ona göre de hesaplama yaparız. Hayır, 20 liraymış. Bir tane çay alacağız. 14 dilim bize yeter. Büyük bir şanslı ama parayı hak etmiyor bence. Anne. Filtre kahve makinesi. Şurada kül tablasına da yazıyor. Şu çay tabakları da güzel. Şunu bir gün alacağım. Selim, ben zorlamadım. Pek de bir şey yok, bitti. Dönüyoruz. Hayır, ne be. Yeter bu kadar. Mağazada video çekiyorum, utanmıyorum. Şuraya gelip poşete bir şey koyarken utanıyorum. O yüzden böyle poşeti buraya atmışım. Size de biraz söyleyeyim dedim. Birileri gözükünce falan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce başıma böyle bir şey geldi. O yüzden de sıkıntıya giriyorum yani. Burada aldıklarımın hepsini poşete doldurdum. Yaklaşık olarak 340 lira mı tutmuştu galiba, yanlış bilmiyorsam alışverişim. Bunlar pahalı.
Amcanın müşteri toplama çabaları ve burada kenar turlar var yani. Bunlarla gidebiliyorsunuz sağa sola. Bir böyle içeri girenler var, bir de direkt yoldan gidenler var. Sizin tercihiniz yoldan gidenler olsun. İsmi Express. Gideceğiniz yere daha hızlı gidersiniz. Çünkü öbür türlü çok dolanıyor. Direkt evimin adresini vermiş oldum. Gözünüzü kapatın artık. Buradan sonrası da bizim ev zaten. Geldik. Çekeyim. Evet. BİM'den geldik ve neler aldık? Kaç para tutacak? 6 kişilik bir aile 2 tane hamburger yerse, yani 12 hamburgeri kaç paraya mal ediyoruz? Bu 4 ekmek 21 lira yanlış bilmiyorsam. Toplamda 12 tane aldım. Bu ekmekler gerçekten lezzetli. Yani ekmek yapmakla uğraşmak istemedim. Ya normalde yaparım. Belim ağrımasa yaparım. Şu 42 lira. Cheddar peyniri. 14 tane var, yeterli. Bunları saymıyoruz. İçecekleri saymamız gerekiyor. Bir tane ice de aldım. Bir tane de frit de aldım. Nisa. Ve bu köftemiz. Bu köfte ilk çıktığı zaman 30 TL'ydi ve gerçekten ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bir pirinç burger'e göre bu köfte iyi. Şu anda bunun fiyatı 75 lira. Bazı ekmekler 2'şer taneye düşüyor yani. Şu içeriği de sayalım. Bir de ranch sos. Başka da bir şey yok. Size fiyatlarını söylüyorum. Hamburger köftesi 74.50. Sos 17.5. Hamburger ekmeği 21.50. Yani altı, burada 3 paket var. Mandalina da içecek 15.75. Lipton 17.25. Mango da 17.25. Cheddar peyniri de 42 lira. Burada saymadığım başka bir şey var mı? Yok. Yani toplam olarak... Anne telefon yanında mı? Bana telefon lazım. Hesap makinesi açamadım. 10 lira bir tane marul. Daha geçen gün aldım. Domates evinizde vardı. Salatalık turşusunu gördünüz, 20 lira. 20 lira da o desek. Acil acil çabuk ver. Şimdi hesaplıyoruz. 75 lira köftemiz. Çok yaşa. 75 artı 10 lira marul. 20 lira turşu. Ketçap mayonezi de 25 lira desek. 25 lira ketçap mayonez. 42 TL cheddar peyniri. Bu ranch sos ne kadardı? 17, 18 yazalım. Tamam. 20, 20, 20, 63, 65, 66 lira ekmek. 18, 18, 18 diye gitsek. 30, 46, 54, 310 lira yapıyor şurası. Yani 12 tane hamburgeri çıkartmak için tam olarak 310 lira harcıyorsunuz. 310 liraya ben 2 tane menü alabilirim galiba. Evde 12 tane çıkaracağım. Ve bazılarında çift hamburger olacak. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi BİM'den aldığım ürünleri size gösterdim. Bakın bu dondurulmuş bölümde. Bunu bana çok soran var. Bu köfteyi alıp deneyin ona göre. Ben şimdi beğeniyorum deyince diyorsunuz ki sen her şeyi beğeniyorsun zaten. Ama gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Ekmekler de lezzetli ve doyurucu. Hani o biri yiyorsunuz ya, o ikinciyi yerken doymuş oluyorsunuz zaten. Ama ikinciyi de bitirebilirsiniz. Bu ranch sosu da patates için aldım. Patates baktım. Diyor ki 2,5 kilo patatesten 1 kilo çıkmış. İşte bana saçma geldi. O yüzden evdeki patatesleri sormak daha mantıklı geldi. Yayında görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bu alışveriş videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bunları dolaba koyalım. Acaba unuttuğum bir şey var mı? Yok bence ya. Bir de patates kadar çıkmış. İşte patates de eklerse yaklaşık olarak, yani burada 310 yazıyor ya, elektriği, fırını, cartı, curtu derken 400 liraya mal etmiş olursunuz 12 tane hamburgeri.
Yani ben 6 kişilik bir ailemle hamburgerciye gitsem 400 liraya bu kadar şey alamam. Kendinize çok iyi bakın ve 3 tane içeceğim var. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi bye. Yoktum sahi. Yoktum bye. Ellerin gözüküyor. Neyim? Ellerin. Gözükse böyle bunları kızarttım. Kızartıyorum yani. Ondan çok uzağa gitme, ocağa çek. Şimdi burayı çek. Buraya bir ekmekleri fırında ısıttım. Marulları bu koyuyorum. Şöyle. Yayındakilere el sallayın. Oradan da el sallayın. O da sen niye sallayın? Bir şeyler yediyor. Arkadaşlar görevi tamamlayabilir miyiz? Domateslerimizi koyacağız. Ay. Bak biraz havadan çektim bir şey olmaz. Silersin. Tamam mı? Dur. 21 dakika kalmış abi. Ay. 11 dakika tamam, kalmış. Tamam, bir şey olmaz. 11. Böyle. En sonunda kutumuzu koyuyoruz. Ve hamburgerimiz hazır.